Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Sen asıl bunlara bak. Bunlar dudakların. Bunların konuşması olur, öpülmesi olur. Bütün o istek dolu yüreğinin derin duyguları, o ezeli düşkünlük, o sonsuz ilgiler. Benim şahsıma mahsus. Seni bir yumağa sarıyorum yıllardır. Bitmiyorsun. Çaresizliğim gün gibi aşikar. Soğulup çeşmelerden akan güzelliğin, inceliğin ışık ışık yüzüme vuran. Ellerini tutsam, gözlerine odaklanamıyordum. Biraz öpmeye kalksam, aklım yerinde kalmaz. Hemen sarhoşa dönerim. Anlıyorum ki, şimdi daha iyi bir şekilde. Seni unutmak hiç akıl işi değil sevgilim. Parçalanacağım bir uçurum bu dünyada. Tek tutkun, o kenti bırakıp gelmek olmalı. Ve gelirken havaya uçurmak bindiğin otobüs. Günler sarmal bir yay gibi. Bunu unutma. Bahar annemizin Yemenisindeki solgun çiçektir. Bunu unutma. Seni ben her yerinden öperim. Bunu unutma. Böylece bir kere daha boynundayız sayılı yerlerinden. En uzun boynun bu senin. Dayanmaya ya da umudu kesmemeye. Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız. Birden nasıl oluyor? Sen yüreğime elliyorsun. Ama nasıl oluyor? Sen yüreğime eller ellemez. Sevişmek bir kere daha yürürlüğe giriyor. Bütün kara parçalarında. Afrika dahil. Ancak tertemiz geceler de vardı. Güzel havanın yaprakları. Kusursuz yıldızlar içine dokunmuş karanlık gökyüzü. Ağır kaldırımlarda. Alacakaranlıkta ya da unutulmaz sabahlarda genç kızı elinden tutup gezdiren aşık oldum. Söylenmiş onca sözcük nasıl anımsanmaz. Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil.